Esenlikler arkadaşlar, ben o gün Europa Universalis İngiltere serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu arada neden bayramda video atmadığımı söyleyeyim. Çünkü ev doluydu, video çekemedim. Gayet mantıklı bir sebep. Onun için atamadım. Neyse, şimdi devam ediyoruz. Ne? Ay, isyan çıkacak. Çıktı daha doğrusu. Bunu nasıl hallederiz? Askerlerimizin bakımı da düşük. Bu arada bu para tamamen... Evet. Ne kadar gemimiz var? O zaman şunlardan bir tanesini çıkaralım. Şu şekilde. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Sen şöyle gel. Buradan direkt Lannister'a geçireceğim askerleri. Yapacak bir şey yok. Paramız her zaman iyi bir azalıyor ama ben videoya başlamadan önce şuraya baktım. Burası... Bir saniye. Beşinci şehrimiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Biliyorsunuz 5 tane şehir olunca kendiliğinden bir tane ülke oluyor ve kendisi koloni atabiliyor. Ki burası da olduktan sonra hemen gidip Amerika'nın kıyılarına gideceğim. Buraları yapacağız. Çünkü buralarda da bildiğim kadarıyla yüksek development yerler var. Mesela 10 var. 6 var. Geneli 5. Buralar 16 falan. Ama buralara göre iyi yani. Buraların hepsi 3. Onun için diyorum. Neyse, askerleri şöyle bir getirelim. Bu arada ben bir videoyu durduracağım. Evet, sizin için zaten hiçbir şey geçmedi. Süre olarak. Neyse, askerlerimiz bu tarafa geldi. Hemen bunları şu tarafa geçirelim. Denizden geçeceksiniz. Bu arkadaş daha iyi olacak gibi. Bu arada burayı işgal ettiler bile, artık oraya için yapacak bir şey yok. Bari etrafını kapatalım. Çünkü her tarafta nehir ve ağaçlık alanlar var. Hemen şöyle gelebilirsek. Şöyle yapacağım. Tam ne taraftan geleceklerini bilmiyorum. Bütün şehirlere nehri var zaten buranın. O zaman siz de gelin yani, orada duracaklarına gelsinler. Gerçi bunlar isyan bastırıyordu diye hatırlıyorum ama aynen. Neyse, şu dinleri değiştirmeyi hızlı yapalım çünkü biliyorsunuz şu anda bir tane disaster'ımız var. %75 olmazsa dini birliğimiz, o zaman kötü işler oluyor. Şöyle devam edelim. Başka bir şey yok. Bu arada burada neden isyan var? Ne bu? Separatizm diye. Evet. Şurada isyan çıkmış. Onu bastırırız zaten. Nereden bakıyorduk ya? İsyan haritası çok geniş. Her tarafta isyan çıktığı görünüyor şu anda. Hatta şuna bakacak olursak. Bir saniye şöyle bakalım. 34 bin isyan çıkacak. Mesela şuraya bir bakalım ne var. Evet. Şu ikisinin az olmasından dolayı ve dinimizin tamamen yayılmamış olmasından dolayı sıkıntılarımız var. Nereye gidiyor? Siligo'ya gidiyor. Kim saldıracak? 10 November. 11 November. Tamam. Onlar saldıracak bize. Hemen sen de şöyle gel. Hatta sen geri gel şöyle. İsyan çıkacak çünkü ülkede. Hatta buralarda her tarafta isyan var. Buralara mecburen vereceğim çünkü buradaki isyanları kaldıramayız. Bu bize bayağı bir mal olacak ama. En azından ana karada isyan çıkmayacağını biliriz. Evet, adamlar bize saldırdı. Eksi bir aldılar zaten. Evet, kolaylıkla aldık orayı. Sen buraya gel. Sen hemen şöyle gel. Şöyle gel. Burada 1K askerimiz var. Acaba ne işe yarıyor? İdia'yı açabileceğimizi söylüyor oyun bize. Açarsak hem bu gelecek hem bu gelecek ama açıkçası diplomatik teknolojide gerideyiz ve geride olmamız bunların
Liberty Desire'ını arttırıyor. Hatta bunlar neden bu kadar isyancı? Nereden yapıyorduk? Evet, ülke toparlanana kadar herhalde ya ülke batacak ya da toparlanacak, bilmiyorum. Zaten başka seçenek yok. Aslında buradaki kolonisti geri çekip Amerika'ya gönderebiliriz. Çünkü burası artık kendiliğinden olabilir ama yine de olsun. Daha hızlı olsun istiyorum. Yani ülke kurulsun öncelikle. Oradaki ülke. Bu arada bütün İrlanda'da isyan çıkacağı görünüyor. Evet. Peki bakalım isyan ne zaman çıkacak? Evet, oranın isyanına daha var. Bu askerleri buraya getirelim. 10K'nız buraya gelsin. Şurası. Sen de buraya gel. Ya isyan çıkacak her türlü de. Yani. Kesinlikle çıkacak gibi görünüyor. Umarım askerlerimizin olduğu bir yerde çıkar. Mesela şuralarda bir yerde çıkarsa güzel olabilir. Yani en iyi ihtimalle askerlerimizin olduğu yerde isyan çıkması var. Şu Martinique'yi şehre dönüştürme görevi geldi. Martinique zaten şehir olma aşamasında. Bu arada isyan çıktı. İsyanı da bastırdık. Tabi para da gidiyor aylık olarak. Gemilerimizi şöyle getirelim geriye. Şu Fransa'yı hala anneksleyebiliyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü Liberty Desire artmış. Ondan dolayı. Peki Liberty Desire neden artmış? Askeri güçleri bizden fazlaymış bütün, yani bütün vasallarımızın. Diplomatik teknolojiden geliyor ve negatif prestijden geliyor. Aslında o prestijin, neyse. Bu arada şunu nasıl yavaşlatabiliriz? Bunu yavaşlatmamız gerekiyor. Evet, %50'ye çıkarmamız gerekiyor bu Religious Unity'yi. Ondan sonra duracak galiba. Güzel bir event geldi ama pek de yararı olmaz. National Unrest'i azalttı. Ha, bir tek kentte var şu anda. Onu da yaparsak isyan çıkmayacak. Şu isyan azalıyor gördüğünüz gibi. Evet, neyse, bu isyan çıkmadı en azından. Şu arkadaşlar bir isyan etmek istemezse güzel olabilir. Bu arada şunu yok edelim. Sınırı geçmiştik az önce. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu prestiji arttırmamız gerekiyor. Prestiji ya savaştan ya eventten arttıracağız. Ama işte event de gelmiyor. Savaş da açamayız şu anda. Belki bunlardan alırız diye düşündüm ama. Bakın mesela şunu alabilirim. Bunu alacağım. Daha hızlı olsun şu şehirler. Artık kendi başının çaresine bakıp bize para göndermeye başlasın. Evet. Bakalım İspanya ne durumda? Bu arada Portekiz'de isyan çıkmış ve Fas isyanı çıkmış. Fas isyanı askerleri Portekiz'e gelmiş. Portekiz'in askerleri de Fas tarafında. Mantıklı bir iş bence. Çok mantıklı. Bu arada İsveç'in özgürlüğünü desteklediğini söylüyor. Bu arada hiçbir diplomatımız yok. Bu çok kötü. Dostlarımızla ilişkimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bakın mesela Avusturya 113'e inmiş. Kastilya 93'e inmiş. Bunlar pek iyi şeyler değil. Neyse, bu arada İsveç'in özgürlüğünü kimler destekliyor? Macaristan, Livonya ve Portekiz. Ben de desteklesem büyük ihtimalle savaşı açar ama benim hiç umurumda değil açıkçası. Çünkü Moskova da gelebilir bu savaşa. Moskova gelirse yıllarca yok oluruz. Bu arada Brabant'ın veliahtı yok. Yani 29 yaşında kralları var ama heri yok adamların. Ve prestijleri de 5.
Yok, burası değil. Neredeydi? Eksi 4. Bize gelme ihtimali var evlenirsek, ama biz de evlenmeyecekleri için öyle bir şeyimiz de yok. Bu arada koalisyon azalıyor biz bu işlerimizle uğraşırken, ülkeyi toplamaya çalışırken. Bu arada din değiştirme işlemleri de tamamlanıyor. Şunun 50'ye gelmesini bekliyorum. Evet, geldi. Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Ne diyor? ...1528'de çıkar diyor. Eğer böyle devam ederse. Her ay bir olarak artıyor görünüyor. Yapacak bir şeyim yok. Çünkü hem kralımda misyoner gücü özelliği var, hem advisor'ım da var. Yani onun için çalışıyorum sürekli, ama hiçbir şey olmadı. Belki buradan da seçeriz. Yani seçmek istemiyorum ama seçeriz belki. Bu arada buralarda savaş oluyor. Ne savaşı? Ne? Ha, bütün ülkeler gelip bir tane, yazık, bu arkadaşa saldırmışlar. Tamam. Kolonyalizmi biz yaptık mı bu arada? Abi kolonyalizm Burgonya'ya geldi, hala bize daha gelecek. 944 para istiyor, bir de bizde zaten o kadar para olsa. %22 penaltı yiyoruz şu anda. Penaltı yiyoruz derken anladınız işte. Bu arada askeri teknolojide ileriye geçsek şuradan legitimacy'mizi de yükselteceğim, ama o da yok. Biliyorsunuz legitimacy yükselince national unrest azalıyor. Yani isyan çıkma riski azalıyor daha doğrusu. Evet. Şu teknolojide de 10 olunca zaten direkt şunu yapacağız. Değil mi? Yo, legitimacy'mizin 100 olması gerekiyormuş. Direkt şunu yapacağım zaten. Oradan bir prestij alacağız. Bir de 20 yıllık National Unrest çıkacakmış. Neyse, bir şey olmaz. Ülkenin ismi değişecek. Aslında onun yerine direkt bunları alabiliriz ama bilmiyorum. Bu arada paramız aylık olarak azalıyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle biraz azaltabilirim sanırım. Zaten askeri olarak tek kaygımız burası. Buradaki isyanlar. Bu arada ne kadar yavaş artıyor ya. Şöyle bir 4'ü alalım. 8 kişi 8 kişi artıyor yani. Bir dur. Abi benim gibi bir ülkeyi niye savaşa çağırırsın ki? Ne yani, amacın ne? Ne, he. Tamam. Provence gelmiş. Ragusa gel. Ragusa yan olmuş öyle ya. Dur biraz bir bekleyelim. Bakalım savaşa insanlar katılacak mı? Katılmayacak galiba. Ben direkt gireyim. Tabi saldırmayacağım. Yemiyor çünkü. Orada kalelerimizi kapatalım. Askerlerimizi şöyle yapalım. Bizim buraya geleceklerini sanmıyorum zaten. Belki şuralardan geçerler ama Avusturya izin vermez diye düşünüyorum. Asker sayısında da zaten o absürtlüğü görebilirsiniz. Tamam, her şey güzel şu anda. Devam edelim. Şimdi benim bu 54'ü 75 yapmam lazım. Büyük ihtimalle yapamadan isyan çıkacak. Şu çıkacak daha doğrusu. Diyelim 1528'e kadar. Şimdi her 6 ayda 2 tane yapıyorsam, her 1 yılda 4 tane yaparım. 8 puan verse 4 tanesi, 8 kere 5 kaç eder? 40 eder. Ki çoktan yaparım. Evet, isyan çıkmayacakmış. Orada küçük bir matematik şeyleri yaptım. Kusura bakmayın. Önemsiz. Bu arada bu, bak, bunların şey yapması biraz beni, isyana yakın olması biraz beni tedirgin ediyor. Şu teknolojiyi arttırmamız gerekiyor sanıyorum. 1529'da değiştirebilecekmişiz. Full admin puanına odaklanmışız şu anda, ama diplomatik puana odaklansaymışız daha iyiymiş. Bu arada şunları unutmadan yapalım da ondan sonra isyan girmesin. Çıkmasın daha doğrusu, pardon. Dominika'da cotton, yani pamuk çıkıyormuş. Ne pamuğu ya? Aslında burası yerine direkt şuraya gidebiliriz arkadaşlar. Burada direkt altın var. Direkt altına kafa atabiliriz. Mesela buraya yaparız.
Oraya yapsak, oradan altınları alsak iyi iş. Nereden baksan iyi iş. Şimdi buradaki kolonist. Neyse, bu kolonist işini bitirsin arkadaşlar. Ondan sonra buraya koloni atacağım. Koloniden sonra buradakileri alacağım. Zaten bunların teknolojisi nedir yani? 7. 7 de bizimki de 9 yani, çok da fazla değil açıkçası. Neyse. Dediğim gibi zaten alırız. Çok da askere gerek yok. Bunların askeri ne kadardır ki? Mesela Ziyu, en güçlülerine bakalım. Yani en güçlü görünenlerine bakalım. Şuradan yapsak daha kolay. Yani 3990 askeri varmış. Diğerlerinin 6000 falan. Alırız. Rahatlıkla alırız. Buraya girmemin nedeni de zaten şurada 4 tane altın var. Normalde burada 5 tane var. Ha, bir tane de şurada var galiba arkadaşlar. Sistem dolayı görünmüyor. Şuradan direkt şu şekilde alırız altınları, çıkarız. Ne? İskoçya'nın özgürlüğünü destekliyor Burgonya. Burgonya Kastilya ile dost olmuş. O zaman şu İskoçya'dan bir çekelim şu dostluk şeyini. Kastilya geliyor, karşımıza geliyor adam. Evet, bu biraz kötü oldu. O zaman Kastilya ile ilişki geliştirelim. Şimdilik bir şey yapmayacağım. 50.000 puanına değer mi? Değer. Şunu hızlıca atlatmamız gerekiyor. Bu arada şundan dolayı bayağı bir geçirecekler bize. 500 700 puan gerekiyor. Normalde 500 diye hatırlıyorum. Şunu yapabiliyoruz. Merchant alabiliyoruz bir tane ama yapmayacağım. Şu bizim için çok önemli ama gidemiyoruz. Mecburen ilk önce şunu yapacağım. Evet, şunu yapmak farz ama yapamıyoruz. Daha şu şehirlerimize gelmedi bile. Yani bırak ana karayı. Yani ülkemize daha hiç yayılmadı. Aslında şunları yaparsak artıyor ama bu puanlara da ihtiyacımız olduğu için yapamıyorum. Bu arada şöyle bir bakmak istiyorum. Fransa ne kadar oldu? Tam derken azaldı, prestij geldi. Ne diyor? Bir tane diplomatik teknolojide ilerlesek Fransa loyal olacak. Bu arada görevi de tamamlamış olduk. Şehir haline gelmiş. Bu ne? Kırım kim oğlum? Kırım'ı ne yapayım ben? Buradaki arkadaşın görevi bitti. Şimdi şöyle yapacağım. Bu askeri hemen buraya doğru getireceğim. Kolonistim de buraya gelsin. Gemilerim herhalde gidecek. Evet, gidiyorlar. Bu arada Protectorate yapalım şununla. Mesela bunu yapalım. Dinleştirme işlemleri tamamlanıyor. Bu arada Dominika'da bir saniye. Her şey neden aynı anda oldu? Bir saniye. Bir bekleyin. Dominika'da şey aldık. İnsan arttı. Değil mi? Evet, burası. İyi, güzel. Burası biraz daha hızlı olursa 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Kastilya ilişkimiz. Bu arada yeni İnanç temeli mi? Ne denir? Nasıl çevrilir bilmiyorum ama öyle bir şey ekleyeceğiz. Dinimizden dolayı biliyorsunuz protestanlar böyle. Ne ekleyelim arkadaşlar biliyor musunuz? Misyoner gücüne gerek yok, zaten yapacağız. Prestije de gerek yok aslında. Global Settler Increase olabilir çünkü koloni hızlı yapmak istiyorum. Manpower Recovery de olabilir. Idea Cost da olabilir. Büyük ihtimalle buna gideceğim yani. Şu anda benim için en mantıklısı oydu diyebilirim. Bu arada Kırım kimin düşmanıymış ki? Moskova'nın düşmanı. Sen Moskova'ya nasıl rival olabilirsin? Kırım. Yani evet, mantıklı.
İstediğinizi yapın orada. Ben umurumda değil açıkçası. Bu arada bu teknolojiyi arttırsam mı ona da emin değilim. Çünkü baya bir puan giriyor bize. Normalde 500 olan şeyin fiyatı 706 oldu yani. Yo, 600 olanın fiyatı 706 oldu. Oradan iyi giriyor. Buradan da giriyormuş. Bakın. Buradan nasıl oluyor? Portekiz'de Royal Marriage'ımız varmış. O zaman kuralım dostluğu. Yani eğer evliysek dost da oluruz yani, ne olacak? Da işte diplomatik puan çok fazla gidiyor. Neyse, bir şekilde halledeceğiz artık. Bu arada kolonistimiz 80 gün sonra gelecekmiş bu tarafa doğru. Biz hemen şu gemilerimizi geri çekelim, yoksa ölecek o salaklar. Bu arada şunu hemen yapayım bari. Daha fazla artmadan. Bunlara ihtiyacım yok. Para olsa her şeyi çözeceğim de. Para yok işte. Bu arada 68 olmuş. Bu da 66'ya gelmiş. Herhalde olur diye düşünüyorum ya. Ne? Bir saniye arkadaşlar. Ha, iyi tamam. Bizimkiler herhalde tokatladı. Barış anlaşması yapıyorlar tek tek milletle. Umurumda mı? Hayır değil. Hemen Fransa ile biraz ilişki geliştirelim. 53'e indi şimdi. Aslında Flanders'a para versem. Nasıl yapılıyor ya? Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. İyi, bunu yapayım mı? Ha, zaten para getirmiyormuş ki. Niye öyle bir şey yapayım? Bu da para getirmiyor. Burada isyan çıktı. Onu yaptık. Bu arada benim aklımda o yoktu. Farklı bir şey düşünüyordum. İskoçya %100'e çıktı. İskoçya savaşı açabilir arkadaşlar. Ama açarsa benim dostlarımın geleceğini düşünüyorum. Ki gerçi dostlarım gelmese bile benim hayvan gibi ordum var. İskoçya'yı direkt haritadan silerim. Üstüne Burgonya'yı da silerim. Biraz zaman geçmesi gerekiyor tabii. Ne diyor? Ha, saklanıyor diyor. Bu arada gemilerim ne oldu? Gemilerim ölmüyor değil mi? Ha, güzel, iyi. Bunu yapabiliyoruz, yapmayacağız tabii ki. Tamam. Bu arada bu neden 22 oldu? Her şeyimiz duruyor, neden 22'ye yükseldi bunlar? Ben onu anlamadım. Parası açık şu anda misyonerlerimizin. Fransa'da isyan çıktı da bir saniye, neden yani? Zaman daha kısa sürede olanlara gidelim. Şu anda %70'teyiz. Ve bu da %73'te, yani ucu ucuna yetişecek gibi görünüyor. Bu arada Fransa kendi isyanlarını bastırıyor tabii. Artık büyüdü, adam oldu. Kendi isyanlarını bastırabilecek düzeye geldi. Bu arada Pale diye bir yer varmış, burasıymış. Pale'a diyor ki asker gönder, yoksa orada isyan çıkacak diyor. Hemen gönderelim. Hatta seni de gönderelim. Değil mi? Evet. Hemen şu din değiştirme olayı. Zaten bir tanesi değişince olacak. Bakalım 19 ne demek? 2 yıl demek. Ne diyor? 1528. Tam 2 yıl oluyor. Neyse. Olur herhalde. Ucu ucuna yetişecek diye düşünüyorum. Misyoner gücü önemli tabii ki şu anda. Şunu keşke yükseltebilsek ama onun için de puanımız yok. Hiçbir şey için puanımız da yok. Şeyimiz de yok. Paramız da yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ne diyor? It's clear that pop kolonyal bir saniye. Kolonyal Brazil neresi? Burası. Ne oldu şimdi bu? Papa mı oldunuz? Ne oldunuz? Bakın misyoner gücü buradan da geliyor ama hala. Bir saniye, şimdi ne dedi ya? Domaini oldu falan dedi. Ne sağlayıcısı falan oldu yazdı ama. Evet, bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor.
Ne olduğunu bana açıklarsanız iyi olur, bilmiyorum. Bu arada moralimiz de düştü. Ordu morali de düştü. Çok iyi. Her şey şu anda acayip güzel gidiyor. İnanılmaz şu anda. Bu arada... Papa. Aslında Papa'dan şu iki şehri de alsalar, ortalıktan Papa silinse. Bu arada Papa Avusturya'yı tokatlıyor diyecektim. Yardıma geldiler. Fransa ile ilişkimizi geliştirdik zaten. %52'deyiz şu anda. Bu arada Flanders ile ilişkimiz nasıl? 54'te. O zaman ben bir Avusturya'ya gideyim. Ben diğer kampanyalara bakayım bir de. Evet. Yani Burgonya eğer bana şekil yaparsa muhtemelen döveriz. Onun için İskoçya'nın desteklenmesi pek de umurumda değil açıkçası. Bir saniye, umurumda olabilir. Ha yok, umurumda değilmiş, evet. Şimdi Bohemia'ya falan ilişki geliştirelim. Bir de neydi? Brandenburg Devleti. Hatta öncelikle Brandenburg'a gidelim. Çünkü bu arkadaş beni seviyormuş zaten. Bu kim? Biriyle evlendik. Bu ne? Tamam. Edward diye bir arkadaş geldi. Ya nasıl bir hanedan bu? Kanı bozuk ya. Düzgün insan çıkmıyor hanedandan. Nasıl bir hanedana denk geldiysek artık. Şuna bir tekrar bakmak istiyorum. Evet, yavaş yavaş gelmeye başlamış şuralara. Buralarda oluyor. 872 para istiyor hala ki benden o kadar para çıkması imkansız şu anda. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam ben şu anda... dur, Avusturya'dan bir çekelim askerleri. Şey, diplomatı. Yanlış hatırlamıyorsam benim savaş nedenim olabiliyordu. Aynen, şuradan savaş nedeni yapalım. Sen vasalım olmasını teklif edebiliyormuşum. Ama vasalım olursa... vasalım olursa bunlar iyice isyan edecek. Onun için hiç gereği yok bence bunlara. Direkt alalım çıkalım. Bir saniye, Connaught'ta... Connaught neresi burası? Gel şöyle abi. İsyan %87'de şu anda. Bunlar da 70'te. Hadi bakalım. İsyan çıktı diyor. İsyanı kazandık. Bu arada ben burada Spy Network kurup claim atacağım ve gidip savaşacağım orada mecburen. Ha, event geldi. Ne diyor? Church Power kazan diyor. Bu ne? Bu ne? Bir saniye, Church Power'ım kaç benim? 45. Bu mu, bu mu? Şunu çekelim o zaman. 65 oldu. Abi şu dinler artık bir çevrilsin. Şu anda isyan çıkacak mı, çıkmayacak mı? Aslında hesaplarıma göre çıkmaması gerekiyor. Dinlerin daha önce değişmesi gerekiyor ama bir bakalım. Her şey olabiliyor, bu Europa Universalis biliyorsunuz. Ha evet. Excellent. Burada bir tane ülkemiz oldu arkadaşlar. Koloni ülkesi daha doğrusu. Buraya ne verelim? İsim olarak. Evet, Karayip. Çok mantıklı bir isim verdim. Çok düşündüm bunun üstünde. Gerçekten inanılmaz derecede düşündüm. Şimdi askerlerimizi benim buraya getirmem gerekiyor. Tabi bu askerler olmaz çünkü burada da isyan çıkacak. Acaba o kadar askerle kazanabilir miyim? Neyse, şu bir olay bir olsun. Evet, din değişimi tamamlandı. Hala 74'teyiz abi. Hadi sen de tamamlan. Hadi abi.
96, 97. Sen kaçtasın? 93'tesin. %75 oldu abi. Tamam, şu anda 0,0 ilerliyor. Aylık olarak bunu %100'e getirmem gerekiyor galiba. Şu an stop oldu ama hala %93'te duruyor. Neyse, ben devam edeyim yine din değiştirmeye de. Sen de gel abi. Bunları geç. Onu geç. Önemli bir şey yok galiba şu anda. Bu arada şu savaşı bir bitirin artık da çıkalım yani. Gerçi bana giren çıkan yok yani ama. Evet. Bu arada bakalım hemen şu isyancılara. Bakalım. Ya bunların hepsi ne denir? Irish isyancılar yani. İrlandalı isyancılar. Sen şuraya, şu askerleri de buraya getireceğim bakalım. Artık bir savaş yapalım. Şunların paralarını alalım. Bunlarda iyi para vardır açıkçası. Öyle düşünüyorum. Bu arada bir prestij kaybediyorum maalesef. Kusura bakmayın. Şimdi bir dur kardeşim, bir dur. Totonac ve Aztek. Totonac ve Aztek'in paralarına bakalım. Buradan değildi arkadaşlar tabii ki. Şurası değil mi? Evet. Hatta şöyle yapsam daha iyi olacak. Totonac'ın 67 var. Evet, bayağı fazla varmış şu anda. 10,58'de bunu. Abi ne yaptınız siz parayı ya? Bekle, bir Ziyu Devleti'ne bakalım. Ziyu Devleti'nde vardır. Ben güveniyorum Ziyu'ya. 145. Hadi. Hadi bir şeyler yaparız. Bu arada şu teknolojiyi geliştiriyorum. Normalde geliştirmezdim. Şunu atlatmayı beklerdim. Bunu atlatmayı beklerdim ama gördüğünüz gibi artık %48'e düştü. Bu arada Karayip bize vasal olarak geldi. Daha doğrusu koloni ama vasal olarak geldi. Bize para kazandırıyor şu anda %0,41. Evet. Güzel. Bu arada kendisi koloni kuruyor mu? Evet, şuraya bir tane koloni atmış mesela. Ben de atsam mı? Hadi ben de buraya atıyorum. Tabi buraya geçemiyorum çünkü gemilerimiz burada değil. Dur, gemi dur. Yol üstünden çevirip şuraya bir geçmem gerekiyor çünkü isyan çıkarsa boşa gidiyor bütün emekler. Bu arada yine debate yapabiliyoruz. Şu. Ne diyor? Legitimacy veremiyorum maalesef. Tradition veremem. Corruption belki veririm. Church power verebilirim. Evet. Şöyle bir bakalım Army Tradition'a. Zaten 18,1'miş. Şunu verelim. Bir tane legitimacy verelim. Corruption, bir de şunu alalım. Evet, bayağı bir şey verdik. Umarım yani değiyordur. Abi biz nasıl para harcıyoruz öyle ya? Ha, corruption'danmış. Tamam. Sen artık getirebilirsin askerleri. Zaten 16. Bu arada video kaç dakika oldu ya? Bir hesaplayayım şimdi. 40 dakikaya geliyor herhalde. Buraların hepsini direkt alabiliriz aslında ya. Acaba savaşı yapıp mı kapatsam videoyu diye düşünüyorum da şu anda herhalde yapmayacağım savaşı çünkü çok uzun sürecek. Zaten buna savaş açmışlar. Kim savaş açmış? Şu ülkeye yeniliyor şu anda. Gerçi buralar hep dağlık alan falan ama. Bu arada burası da az kalmış yani buranın şehir olmasına. Evet, o zaman vasalım yapmayacağım, kusura bakma. Hemen şuraya bir tane claim atıyorum. Doğru yere attım değil mi? Evet. Ama savaşı açmıyorum. Evet.
Videoyu beğendiyseniz ve serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar da esen kalın.